tatlım var ya, oldu mu olmadı mı eminim. Bak var ya, normal şartlarda bu tatlıyı evde nasıl yapıyorum biliyor musun? Mükemmel. En çok korkum burada kazanmak veya kaybetmek var. Biz evet, bir yarıştayız değil aynen mi? Aynen öyle. Para var içinde. Hepimiz birbirimize rakibiz. Hele sezona, bir dahaki sezona bir para ödülü var ki. Ya. Sürpriz. Bizleri tekrar alabilecek misiniz? Gömdür gömdür yemekteyiz. Tekrar gelecek misiniz? Bizleri tekrar alabilecek misiniz? Buradaki performansınıza bağlı. Bu haftayı iyi değerlendir. Ona göre seneye Best Of'a evet falan ya da en iyilere çağırırız. Best ya da falan yapılıyor Best Of yapıyoruz. Unutulmayanlar yapıyoruz. Yapabiliriz yani. Zuhal Hanımcığım şöyle söyleyeyim. Benim arkadaşlarım falan diyorlar ki sen Best Of'ta da orada olacaksın. Oo. Ben iddialıyım. Yani. Yine söylüyorum. Demek ki bir daha sezonun en iyilerinde ama, veyahut unutulmayanlarında çıkalım. Ama yine söylüyorum. Şansım yaver giderse. Yani İnşallah. Biz çok gördük de yani öyle menüler i̇şte. Anlatıp şöyle yaptım böyle yaptım yaşayalım deyip görelim de Mehmet Bey. İnşallah görürüz yani. Hani olmazsa, şarkı var ya, kimler geldi, şöyle kimler söyleyeyim. Geçti bu sofradan. Bu iş olmazsa ben kazanmadığıma değil orada o yemeği yapamadığıma üzülürüm. Bunu adımı koyuyorum buraya. Ben İnşallah yine diyorum güzel ki, gitsin. İnşallah. Eğer işleri öyle bir terslik olursa ona üzülürüm. Yoksa yarışma tabii ki kazanabiliriz ve kaybedebiliriz. Valla ben size söylüyorum, eğer prova yaptıysanız, planınızı, programınızı iyi, yolunuzda güzelce çizdiyseniz, ne yapacağınızı bilerek buraya gelirseniz, o şekilde gelenlerin %90'ı başarılı bir şekilde çıkıyor buradan. Ama yani nasılsa ya, havada karada yaparım. Benim her zaman yaptığım yani nedir ki Allah aşkına 2,5 saat yaparız diyenler de hep çuvallamıştır. Kimsenin aşırı özgüven de hata yaptırıyor, onu da söyleyeyim. Evet, ya iddialı konuşan hanımefendiler var ya burada. Ay yok, işte başka ben, bir şey. Ben iddialı konuşmuyorum, ben diyorum o şansım yağ ve gider giderse çok demomu güzel. Diyor. Provamı yaptım. Yaptım geldim diyor, yapın yaptım. Tabii. Yaptım. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor, gelsin bir girsinler mutfağa. Ben o zaman göreceğim onları. Hiç öyle göründüğü gibi değil abi. Ben normalde evde 1,5 saat içerisinde dünyanın yemeğini yapıyorum ama burada öyle olmuyor. Gürbüzde konuşa konuşa yemek yapabilmediğim bu mutfakta. Ben göreceğim abi onları. Ama bir dahaki sezon sevgili izleyenler kesinlikle ve kesinlikle. Yani Türk televizyon tarihinde herhalde Gündüz Kuşağı'nda verilmiş en yüksek ödülü biz vermiş olacağız inşallah. Çok merak ettik bir şu anda. Gerçekten meraklıyım. Zaten bu sezonda en yüksek Gündüz Kuşağı'ndaki ödülü biz verdik. İnşallah seneye de bu rekoru kimseye kaptırmayacağız sayın Sile. Allah nasip etsin. Bu senin bardağın galiba. Daha küçüğün yok mu ya tabağın? Var aslında. Hatice Hanım tabağın daha küçüğü yok muydu? Biraz şey mi gelmiş? Yani. Senin kendi tabağın mı? Evet. Tatlı tabağın mı bu yoksa? Benim evde kullandığım tatlı tabağın. Fincanın aynı geldi. Yani çay bile koyabilirim. Kahve fincanı onu söylemeyecektim. Hayır hayır kesinlikle öyle değil Zuhal Hanım. Öyle mi? Öyle değil. Yemin ediyorum yok, öyle değil. Yok Simge dedi de olabilir hayır, mi gerçekten dedik. Gerçekten değil yemin ediyorum. Daha küçük öyle bir şey porsiyonlu tatlılar için kullanılabilecek evet, bir tabak. Öyle bence değil. Yani televizyon karşısına çıkıyorum öyle bir hata yapar mıyım? Senin takımının tatlı tabağı mı bu? Evet kesinlikle öyle. Ben tabak küçük seçimi evet kesinlikle yanlış. Çok uyumsuz olmuş. Ya zaten tatlınız tabağa sığmıyor yani. Bence sığmıyor mu? Evet. Değil mi? Biraz öyle oldu. Nasıl evet sığmıyor? Tamam afiyet tadına olsun bakalım. Teşekkürler. Eminsin değil mi bu tatlı tabağın olduğuna? Gerçekten takımının eminim. Oh. Gerçekten benim takımımın ya. Bunların fincanları var mı üstte? Ha? Yemek takımından fincan çıktı mı kahve fincanı? Yok ben şey yemek takımında fincan yok. O zaman bu tatlı tabağı. Demek ki üreticinin yaptığı bir şey evet, yani. Evet yani kadın şey yalan söyleyecek hali yok. Ha, evde gerçekten kullanıyorum bunu. Anladım canım peki peki. Bazen çünkü o şey kahve fincanlarının altındaki tabağı burada tatlı tabağı olarak kullanıyorlar da. Yok kesinlikle. Yok sen zaten tatlı tabağı tabağı. Peki tamam. Zaten şey servis ana yemeğinizin tabağı bu deseni de bu orada var. Evet evet gördüm gördüm tamam doğru sen öyle diyorsan tamam. Limonlu cheesecake. Ben başlamak istiyorum. Ne çabuk. Yedin mi? Yedim mi yani? Yememişsin evet de şuradan böyle bir hani ayıp olmasın. Hayır hayır şeyde yani. Şeyde demesinler de şu kadecik almışsın. Yok onun için değil bununla karnımı doyurmak istemiyorum. Ben aslında ana yemeği görmek istedim. Ana yemekle karnımı doyurmak biz istedim. Aç kaldık. Tatlıda da karnımı doyurmak istemiyorum. Aa. Evet. Çok güzel almış ama. Olağanüstü. Dışarıda herhalde bir şeyler yiyeceğiz. Ben yorum yapacağım. Sevdiniz değil mi? Çok şükür. Bir saniye. Ben kötü demedim. Fuat. Yorum yapacağım dedim. Kötü bence demedim. Mükemmel ama kötü demedin. Kötü demedim ki ben. Bakın sürekli bana oynuyorsunuz. Ben kötü demedim.
Yok. Yorum yapacağım dedim. Ben önce istiyorum yorum yapmak dedim. Tabii buyurun. Doğru mu? Hı, tabii. Evet doğru şimdiye kadar evet. Bazı sorularım olacak. Tabii. Kıvamı iyi. Okey. Limonu... Ben kendim yaptım sosunu. Hazır almadım sosunu. Her şeyi limonu kendim. Soruyorum. Nasıl bir limon kullandınız? Yani rendelediniz mi üstüne? Rendeledim, mi, sıktım. Krem haline getirdiniz mi? Nasıl? Evet. Şöyle yaptım duymak sosu istiyorum. İçin. Yumurta kullandım. Evet. Birazcık limon suyu kullandım. Bir tane kendim limonu ayrı sıktım. Bir de limonun kabuğunu rendeledim. Şekerini koydum. Ses de yaptı. Hı-hı. Evet süper. Limon suyu derken bu bakkaldan aldığımız limon suyu. Ha evet biraz ondan da kullandım. Başka bir limon şeyin var mı? Yani limonun kendi suyunu kullanmıyorsun. Hayır o zaman çok yoğun olur. Hayır çok yoğun olur. Bir kere birkaç kere onu denemişsinizdir. Ha limon suyu. Evet. Limon bakkaldan aldı limon suyu kullanmış. Ha ben de sıktın kendin zannediyorum. Yani elinde limon var rendelemiş ama suyunu kullanmamış da gitmiş bakkaldaki limon suyunu. Zaten cheesecake'in sosu bu şekilde olmaz. Ben şöyle söyleyeyim. Bir tane limon sıktım. Bir tane limon sıktım. Niye hepsini kendi rendeledim? Evet. Birazcık da limon. Çünkü bir kere öyle denediğinde nasıl oldu Zuhal Hanım? Nasıl oldu? Hep ekşi. Hep ekşi. Hep ekşi. Kırsın diye birazcık. Ama biraz şekerle ekşi. De kırabilirsiniz o ekşiliği. Evet, toz şeker kullanıyor mesela. O tür durumlarda kullanıp başlayın biraz şeker. Evet. Yoksa yani kendim sıktım. Onu götürmemiş yani ekşi. Bizde daha evvel çok yapıldı. Evet. Limon suyu kullanan oldu mu? Limonlu cheesecake'lerde olmamış. Ne kadar kullandın biliyor musunuz? Şu kadar. Yani limon sen nereden suyu... anladın vallahi bravo. Belli oluyor ama. Damak iyi ama. Evet. Şu kadarcık koymuş çünkü. Nasıl belli oluyor? Vallahi ben anlamadım. Normalde. Ben limon suyu anlamadım. Bana normal limon gibi geldi. Çünkü limon koydum bir tane. Sen anladın mı? Anlamadım. Sen anladın mı? Yani... Anlamadım. Anlamadım. Anlamadık abi. Vallahi bravo. Peki. Bir estetik falan böyle bir estetik peki. Gelmiş olsun. Peki. Nasıl böyle tabanı böyle falan? Yok güzel pişmiş. Lezzeti. Ama yani çok... Puan alamazsın ben. Bu tatlıyı beğenmeyenin alnı karışlanır yani. Ya şimdi senin kıracağın puan ne biliyor musun? Tek onu söylüyorum. Tek sorum, tek soruma cevap verdiniz. Bakkaldan aldım dediniz. Niye sen bundan puan kırasın ki? Sonuç güzel olmuşsa seni ne ilgilendiriyor ki? Ya ben doğal her şeyi doğal kullanmak istiyorum. Yok öyle bir dünya. Ben keşke öyle bakacağım. Keşke. Ben seni çok merak ediyorum. Her şeyi doğal mı kullanacaksın? Herkes her gününü çok merak ediyor. Keşke öyle olsa. Şu an dediniz ya. Yani bu not düşürsün lütfen yani. Her şeyi doğal kullanacağım beyefendi. Keşke. Şöyle tadını beğendin mi? Ya maalesef. Ben sizin bu demek ki ayrı bir şey. Ha gözlük takınca doğallıktan çıkıyor mu adam? Ya şu an hiç doğal değilsin. Gene mi gözlüğe geldi? Başladık gözlükle bitiriyoruz gözlükle. Peki Kübra sen nasıl buldun limonlu cheesecake'i? Lezzet olarak güzel. Bana göre tabanı biraz daha kalın olmalıydı. Ha tabanı azıcık daha kalın olabilirdi. Evet bak o doğru. O doğru. Azıcık daha kalın olabilirdi. Ama lezzet olarak güzel mi? Güzel. Çok ekşiliği aldım. Belki limon suyunun dediği gibi onun ekşiliğinden mi oldu veya limonunuzdan mı? Ama kötü mü? Değil tadı. Lezzetli. Lezzeti güzel. Yok, güzel sadece güzel. Biraz tabanı, daha evet. Kalın olabilir. Tabanın daha kalın olması ince tutulur. O zaman dipnot yapayım mı? Normalde benim tarifimde bir tane bisküvi kullanılıyor. Tamam. Ben bir de bununla bir buçuk kullandım. Yani tabanın gerçekten ince olması gerekiyor bu ama tarifi. Ölçü kabınızı o zaman getirmeliydiniz ya. Ben getirdim zaten kerepçemi, düdüklü tencereyi her bravo, zaman getirdim bravo, ben. O zaman bravo. Ben... Niye ince düştü tarif peki? Tarif bu. Gerçekten bu. Normalde bir paket kullanılan bisküvide ben bir buçuk paket kullandım. Anladım. Samimi söylüyorum. Yani bir tık daha. Çok da doğrudur şeydi de bir tık daha. Doğrudur ama tarif bu şekildeydi. Olabilir, olabilir. Elinize sağlık. Afiyet lezzetli. Bu lezzetinden bir şey götürmemiş evet, tabii. Singe? Ben beğenmedim açıkçası. Niye? Şöyle ben de çok cheesecake severim ve çok yaparım. Evet, arkadaşlarım da yapar. Marka vermek istemiyorum ama bisküviden iki paket kullanıyoruz biz normalde. Tabana yayıyoruz tereyağıyla bunu. Arasında hiç şeker tadı gelmiyor. Size geliyor mu bilmiyorum şu krema kısmında diyeyim. Hiç şeker yok. Yani bomboş bir şey yeniyor gibi. Allah Allah öyle hisseden var mı? Ben öyle hissettim. Yani ben de şeker aldım. Üstten. Yok ben güzel bir arasında hiç bana göre şeker yok. Allah ne kadar aldın toz şeker? Bir bardak. Bir bardak da koymuş. Limonlu da üstünün sosu yani limon sıkılır ilk önce biraz kabuğundan limon rendelenir. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an koyulur. Zuhal Hanım görüyor musunuz? Görüyorum. İçince bile limon kabuğu var zaten. Ben ama bu bir hissedilmekten tane limon... bahsediyorum. Hissedilmiyorsa renden var desen küçücük de mis gibi. Hayır aromasını yani ben biraz nişasta söyleyeyim kusursuz bir cheesecake olmuş. Bence hiç kusursuz. Yani hayatımda yediğim en kötü cheesecake. Efendim? Bence. En kötü. Evet. Gerçekten. İsterseniz bir gün size yapalım. Sevinirim. Yok be sen de. Aa hiç o kadar öyle bir durum yok. Benim için öyle şu an. Ben gerçekten çok tattım. Tam kendi gününüzde o zaman cheesecake tabii yapıp biz burada evden neler getirin. Olur tabii ki. Evden yapıp tamam, getirirsiniz. Ekstra ben tatarım. Getiriyorum evet, sizin tamam, için. Merak hadi ediyorum. Bakalım. Geçen hafta eşlik köfte gelmişti. Yemek. Tamam. Aynen öyle. Evet çok iddialı. Ama video çek sonra inanmıyorlar. Tamam çekeceğim. Ya sen başkasına yapmışsın. Hayır. Filmlik mi? Ha doğru. Evet çekelim. Valla başına iş aç.
açtın kendi kendine. Yok hiç yani en azından bir cheesecake yemiş olurlar. Bakın bıçakla kestiğinizde bile dağılmıyor. O kadar güzel tutmuş. Ya çok aşırı. Hmm. Bakın bakın Zuhal'e bakar mısınız? Baktım, Allah aşkına Allah ya. Tutması önemli değil. Lezzetten bahsediyor. Peki. Lezzeti kusursuz. Kusursuz mu Mehmet? Evet. Muhteşem. Hayır kusursuz değil tabii ki. Kusurlu. Bence bu tatlı taba yani bu tatlıya göre uyumlu değil. Tamam onu birincisi söylemiştin. Tabanını ben ince buldum. Bir de hazır mı tabanını? Hayır kendim yaptım tereyağı. Kendiniz yaptınız. Ve ben lezzet konusunda bir problem yok ama... Hazır mı derken? Nasıl? Hazır satılan cheesecake tabanı mı var? Ya var illaki o şey tabaklar tabii yok ki. Yok öyle bir şey yok Mehmet Bey. Sen pasta panlardan evet bahsediyorsun. O, hazır keklerden... Biliyorum. Gerçekten var mı öyle bir şey? Neyse burada Mehmet Bey'in de yemekten ne kadar anladığını anlıyorum. Bisküvi tereyağı. Bana konuşurken... Senin yine pasta şeyleri var. Pasta pan dediğin o hazır pastalar için kullanılan kekler hazır satılıyor. Böyle bir... Yani cheesecake tabanı satılmıyor. Yani. Ya benim bildiğim kadarıyla satılmıyor. Yok, mesela ben şeyi de bilmiyordum. Atıp da tutmayayım. Hazır yuvalama köfteleri satılıyormuş. Evet satılıyor, yuvalama köfteleri satılıyor. Evet ben yani onu bilmiyordum. Ya illa ben onu öğrendim öğrenmez olaydım. Ya ben şundan dolayı dedim. Ya, o programı izlediğimden dolayı hani yapan hazırlığı var ya dedim belki bunun da... Hani öyle bir şey yok benim bildiğim. Evet ama evet, onun dışında... lezzetten yana bir problem yok. Bana da bir tık... limonun ekşiliği geldi. Ye canım ye sen kaç yaşındasın? Haricinde tatlı kötü bir tatlı değil. Bence de değil. Evet. O kadar öyle. Ya. Biz burada ne cheesecake'ler gördük yapma. Ama ben sen de çok güzel ettin. Gerçekten benim için. Yani mükemmel değil. Evet. Daha benim için yedik kötü mi yedik bu programda yani ama. Yani bu arasındaki kötü değil, şeker o kadar bile yok yani. Ay sen, sana bilmiyorum sizin getirdiğiniz evet tatlıya biz wow demeliyiz o zaman. Yani. Deriz inşallah. Hadi gülümüz iyisi cheesecake geliyor. Şimdiden açıklama geliyor. Hadi bakalım.